Victor Van Benyama birinci sıradan San Antonio Spurs'a draft oldu. Ve bu draft gecesinde özel paketler çıktı NBA 2K MyTeam'de. bu paketten çıkabilecek oyuncular Ozar Thompson, Amen Thompson, Brandon Miller, Van Benyama, Anthony Black gibi yeni draft edilecek oyuncular. Ama bu Victor Van Benyama'nın en iyi kartı VC ile yani oyun içi parayla satılıyordu. Tamı tamına 200 bin VC idi bu kart. Ve 200 bin VC'nin fiyatı da tam 600 TL. Ben tabi bir salaklık da yaptım. Onu yayında açıkladım. Benim için biraz daha fazlasına mal oldu bu kart. Ama bu kartı inceleyeceğiz şimdi bu videoda. Bu kart 600 liralık bir kart. Ben bir salaklık yaptım ama yanlışlıkla iki kere 600 lira şey yaptım, oyuna yükledim ve 1200 lira oldu. Sadece bu kartı almak için yükleyecektim ama bir gerizekalılık yaptım ve 1200 yükledim. Yayından görüntülerde olacak yayında zaten. Hem Unlimited'da maç yaptım, hem triple threat'te bu kart denedim. Şimdi size bu kart hakkında bilgiler vereceğim. Bu kartın bir kere olayı, bütün özelliklerinin 99 olması. Ama bu kart 600 TL'ye değer mi? Onu göreceğiz bu videoda. Şimdi öncelikle bence hiçbir kart Hiçbir oyun için içerik 600 TL değmez. Hiçbir oyun içeriğine bu kadar para vermeyin. Ama bakalım iyi bir oyuncu mu? Oyunu değiştirecek bir oyuncu mu? Bunu göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki zaten bu oyunun metası ne? Uzun oyuncular. Uzun oyuncular her zaman çok iş yapıyor. E Victor Van da çok uzun bir oyuncu ve artılarından biri 3 numara oynayabilmesi. Yani 7-5 boyu var ve 3 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bu oyunu ne kadar değiştiriyor peki? Yani şöyle bir örnek vereyim size. Van Lebron James'le 3 numara oyuncusu olup herkese fiziksel üstünlük kuran o oyuncuyla arasındaki boy farkı neredeyse 15 santim. Bu oyunda tabii ki 3 numara oynayabilmesi birçok şeyi değiştiriyor. Topu yere vurabiliyor. Ben bu arada takımımda 4 numara oynatıyorum ama 3 numara da gayet oynayabilir ve oyunu bozacak bir şekilde oynayabilir. Bu oyuncunun fiyatı şu an ne kadardı? Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyondu. Ama bakın çok iyi bir şutu var. Zaten her özelliği 99. Yani release'ine alıştıktan sonra ben ben yama ile kaçırmadan atabilirsiniz. Step back'i de Harden step back'i. Diğer ters tarafa. Bakın double step back yapıyor. Bu release'leri oturttuktan sonra gerçekten çok rahatlarsınız. Hat zonlarında zaten görüyorsunuz Sağın her yerinden kırmızı. Her yerden sıcak. Şimdi bir triple threat'te de göstereceğim size online rakiplere karşı nasıl oynuyor. Onu da göstereceğim. Ama yani gayet OP bir kart ve ya yani her yerden atabiliyor. Orta sayı yakın bir yerden kaldırıp atıyorsunuz ve yeşil olabiliyor. Logodan atabiliyor. 7-5 bir oyuncu. Bence bu kartın tek eksisi kayarak şut animasyonu. Kayarak şut animasyonuna ben çok alışamadım. Belki alıştıktan sonra daha rahat atabileceğim ama özellikle bu sağına kayarak şutu hiç yapamıyorum. Hemen bir örnek verelim. Sağa doğru kayarak şutta gerçekten isabet sağlayamıyorum. Ama sola doğru kayarak yeşili yollayabiliyorum Evet yeşil oldu ama sağa doğru kayarak da hala problemlerim var ne ne zaman bırakacağım bilemiyorum şimdi yeşil attım ama genelde çok iyi sonuç vermiyor bunun dışında işte step backlerini gösterdim az önce step backleri dediğim gibi iyi mesafe açıyor sola step backi değil ama sağa step backi mesafe açıyor zaten 7-5 bir oyuncudan içeriden oynayışı hakkında bahsetmiyorum hepsini smaçlıyor. Çember çevresinde olduğu hepsini smaçlıyor. E, post hareketlerine baktığımızda post fade çok iyi değil. Daha iyileri var tabi ama çok iyi olmasa da gayet atılabilir bir post fade var. Savunmada canavar zaten. Savunmada yani her şeyi blokladığını gördüm. Savunmasına diyecek hiçbir şey yok. Biraz online'a çıkalım. Önce bir triple threat oynayalım. Orada göstereyim size. Sonra yayından kesitleri koyacağım. Viktor Venbenyama'nın ne kadar iyi olduğu hakkında Önce bir triple threat'e gidelim Kaç maçımız kalmış burada da sonuna kadar 2 maç mı bir maç mı 1 maç kalmış onu oynayalım Ama yani tekrar hatırlatayım ne kadar iyi bir kart olursa olsun Bir kartı 600 lira verilmemeli Verilmez Ben bunun içeriğini üretiyorum diye verdim Şimdi bir de denemek istedim yani Viktor Venbenyama kartını Oyunu kıracak bir kart mı değil mi ona bakacağım Karşıdaki rakibin takımı gayet iyi 3 tane 99'luk oyuncusu var biri Carmelo Burada Venbenyama ile kim eşleşiyor Yok hiç eşleşiyor Orta sahadan bir tane ışıkla başlayalım Kaçırdım. Kaçırarak başladık ben Benyama ile. Ama bunları atabileceğini biliyorum. Orta sağ falan mesafe tanımadan atabiliyor bunları. Üçlü step back üçlü yollayalım. Yeşille başlayalım. Tamam. Şimdi savunmasını da görmek istiyorum ama Carmelo ile hücum edip duruyor. Şöyle bir pas arası hop çaldı mesela. Gidiyor fast gidiyor. Duracak. Tekrar bir step back üçlük. Yine yeşil. Yine yeşil. Yani rakip zıplasa bile el üstü çok sayılmıyor. Kontest çok veremiyor. Çünkü ben ben Yama çok uzun. Şimdi eğer diyorsanız ki üçlüye gitmeyeyim. Kolay ikiliye gideyim. Direkt böyle adamınızı geçip smaç vurabilirsiniz ben ben yamayla. Gayet hızlı hiç yavaş bir oyuncu değil. Zaten ben özelliklerinden niye bahsediyorsam adamın her özelliği 99. Ama her özelliği 99 olduktan sonra bejler ve animasyonlar da çok önemli oluyor hızlanmak için. Bunlara da sahip ben ben Yama. Ben Banyama üçlüğümüzü yolladık. Yine yeşil. Yine yeşil. Üçlüğünü release'lemesi çok kolay. Zaten topun bileğinden çıkışını net bir şekilde görüyorsunuz. Benim gibi bar kapalı oynuyorsanız bu çok önemli. Topun ne zaman çıkı çıktığını elden görmek çok önemli. Şimdi Riximist'e bir perde alalım. Aldık. Step back shoot. Üçlüğü yolladık. Yeşil. Sola doğru step back'i dediğim gibi çok mesafe açamıyor ama release'lemesi kolay oluyor. O da Carmelo ile kayarak üçlük attı. Bir tane de böyle sağa kayarak üçlük atalım. Evet savunamadı. Çıktık attık. Yeşil. Yeşil. Tamam. Bunu da oturtunca atıyorsunuz. Bütün sayıları ben ben ile atacağız tabii ki onun şeye. Ona özel video. Bu rebound aldık. Ben ben yama. Gidiyoruz. Foul yaptı. Foul yaptı. Kolay smacı yemek istemedi. Ama smaç'ta vuracağım ya. Bir spin üzeri şutu nasılmış onu da görmek istiyorum. Oha. Ben ben yamadan bozdu. Onu da bozdu mesela. Yok hiç kısa bir oyuncu değil onu da bozdu. Şimdi ben birden bir spin üzeri şut görmek istiyorum. Onu da çok kullandığım bir şey aslında oyunda. Spin üzeri şutunu attı yeşil. Bu spin üzeri şutu da iki kere kareye basarak yapıyorsunuz. Ve bunu releaseleyebilmesi de çok iyi aslında. Böyle uzaklardan bir üçlükle bitirmek istiyorum. Orta sahanın gerisinden, mesafe tanımadan. Orta sahada olur. Gerisi olmasına gerek yok. Evet. Üçlüğümüzü attık bitirdik. Ben ben Yama görüyorsunuz yani. Şut stiline alıştığınız zaman durdurulamaz bir adam. Çünkü çok iyi hareket ediyor sahada. Ve çok uzun. Savunmada bir kere büyük avantaj sağlıyor size bu uzunluğuyla. Şimdi bir maça daha gireriz. Yine 21 sayı ben ben Yama ile atacağımız bir maç daha olur. Ondan sonra siz de artık yavaştan fikir sahibi olursunuz ben ben Yama hakkında. Gördüğüm kadarıyla karşınızda görmek istemeyeceğiniz bir oyuncu. Mesela böyle oyuncular vardı ve ben hep karşımda görüyordum. Yao Ming gibi. Yao Ming böyle hiç asla daha karşımda görmeyeyim dediğim oyunculardan. Boyu sebebiyle. Şimdi ben ben yamada o klasman bir oyuncu olmuş. Özellikle 3 numara var. Oyunun başında 4 numara Takofola böyle diyorduk. Şimdi bir maça daha girelim. Farklı bir rakip karşısında Wemby'yi görelim. Yine tek başına maçı alabilecek mi ona bakalım. Evet. Rakibimizin takımına bakalım. Stephen Curry, Kevin Durant, Yanis Antetokounmpo. Invincible oyuncusu var onun. Bu Yanis'in de her özelliği 99 ve Van Benyama ile hemen hemen aynı bir oyuncu. Van Benyama'nın sadece boy farkı var. Yanis'le eşleşecek Van Benyama. Farkını gösterebilecek mi? işte böyle eşleşmelerde farkını gösterecekse gösterecek. Yanis'ten üçlük kaçırdı. Bir tane step back yapalım. Mesafe açtım. Çembere gittim. Yanis'i geçip smaçla bitirdim. Üçlük atabileceğim zaten biliyorum. Bir de bunu göstermek istedim size. Hani çembere gidip bitirebiliyor mu nasıl diye. Bu arada Durant'ten şut dedik. Yine çembere gitti. Zıplayacak bu sefer. Ve olduğu yerden turnikeye atıyor. Çok rahat. Her pozisyonda Yanis'i geçebiliyorum. Köre, üçlük yemeyelim. Üçlük yemeyelim. Tamam. Şimdi Yanis savunabilecek miyim? Önemli olan noktalardan biri de o. Yanis beni geçti ve blokladım. Arkadan blokladım. İşte ben ben yama farkı. Şimdi Tepeden oynayalım Yanis'le. Yanis yine çembere gideceğiz. Çok rahat geçiyoruz da. Maçı tek başımıza almak istiyorsak bir de artık üçlük atmamız lazım. O üçlüğü de göstermemiz lazım. Curry'i savundum. Attı ama ama attı. Hem de yeşil attı el üstü. KD karşısında savundu ve bozdu şutu. Şutu bozdu. Turnikeyi bozdu. Ben ben yama. Tamam. Orta sahada durdu. Üçlüğü yolladı yeşil. Çok iyi 9-9. Zıplattık zıplattık. Yanis zıplattık. Çembere gitti. Yanis bloklayamadı. Smaç animasyonları çok hızlı. Bloklanmıyor. Bakalım Yanis'i bir daha savunabilecek miyiz? Yanis üçlüye gitti bu sefer. Atmayacak ama. Çembere kadar. Oo kitledi kitledi. Topu çalıyordu az kalsın. Hoppa git çembere bitir. Git çembere bitir. Çok hızlı. Smaçları çok hızlı. Bloklanmıyor. Maç ortada. Ben Benyama tek başına oynuyor. Boş üçlük, boş üçlük. Logo'dan Yeşil'i attı. Bu iyi takımı da tek başına yenebilecek gibi duruyor Ben Ben Yama. Şimdi Curry'i savunmamız lazım. Curry'i savunmamız lazım. El üstü de Yeşil atabiliyor Curry. Evet evet Curry'i savunduk. Bankero savundun Curry'i. Sayı yok. Sayı yok. Ben Ben Yama blokla. Yanisi blokla. Yanisi blokladı. Gidiyor. Fas buraya gidiyor. Curry karşısında duramaz. Smaçla bitiriyor. Bel arkası Smaç. Yine 21 sayıda o atacak ve bize maçı kazandıracak. Ben Ben ya yakışacak bir bitiriş yapalım. Hoppa step back üçlüyü yolladık. Yeşil kolaydı. Ben ben yama gerçekten oyunu kırabilecek bir kart. Bunu gördünüz. E şimdi size yayındaki ben ben yama hareketleriyle baş başa bırakıyorum. Orada kesitlerde de göreceksiniz ne kadar iyi olduğunu. Oyunun en iyi kartlarından biri oldu ve haksızlık gibi bir kart. 3 numarada savunulması mümkün değil. Oyunun bu dönemleri biraz daha pay to win oluyor. Ya i̇şte bak 600 lira veriyorsun böyle bir oyuncu alabiliyorsun ve karşındaki rakip para vermeyince senin bu adama karşı çok bir şansın olmuyor. İlk my team kart analizi videomdu. Beğen beğendiysen yorumlarda bunu belirtip bir beğeni bırakırsan bana destek olmuş olursun. 3000 aboneye de yaklaşıyoruz. Hala abone olmadıysan neyi bekliyorsun? Abone olalım unutmayalım. Yayınlarda da hep birlikte konuşuyoruz, eğleniyoruz. Oralara da bekleniyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yazın tempoyu arttırdık. Böyle haftada 4-5 video ile devam edeceğiz. Takipte kalın. Ben ben Yama, çok iyi ya. Ben ben Yama kartı şutuna alışınca gerçekten çok can yakacak. Bir de 3 numara oynuyor. Bu oyundaki hiçbir kart 600 liraya değmez ama en azından iyi bir 3 numaramız olacak. Ben ben Yama'sı, maç var mı bacak arası varmış ben bir koy be ben bir koy be birinci sıra bu gecenin yıldızı birinci sırası 200 bin vc oyuncu atabiliyordur herhalde atıyor atıyor tamam bu ben ben yamayı şimdi ben... biraz bu maça bir odaklanalım zor bir maç olacak gibi şu maçı kazanalım da galibiyet serimiz devam et şu talçak topçudan hiçbir şey olmaz demiştim Geri kafalı adam. 19-16 oldu. Nasıl yapacağız o işi? Şimdi üçlük, yiyip, üçlük atıp savunmamız lazım. Ben ben ama ikilik attı ya. İkilik attı. Üçlüye spacing yapsana. Neyse. Savunup üçlük atarsak maçı kazanıyoruz. Victor koy bitirelim. Koy bitirelim. Ha ha şöyle. Bu maçı da aldık. Maç kaybetmiyoruz. Şöyle Victor'la saçma sapan bir maç vuralım. Bu arada iyi üçlük atamıyor ya. Çok boşluk kaçırıyor. Ben bir koy be. Ben bir koy gelelim evet. işte böyle küçük şeylere takılmamak lazım gerçekten. Ben bir koy be. Ben bir koy be. 600 liranın hakkını ver. Koy üçlü koy üçlü ikinci beş girsin. Evet. Evet.